Herkese merhaba. Hoş geldiniz çiçek sever dostlarım. Bugünkü videom gördüğünüz bu patos sarmaşığın kökleri dikmek için ne kadar uzunlukta olmalı? Bu konuya değineceğim. Bütün püf noktalarıyla ve tüyolarla bu videomda anlatacağım bakımı hakkında. Evet. Patos sarmaşığını biliyorsunuz birçok türleri var, birçok çeşitleri var, yaprakları sarı olan var, düz yeşil olan var, yani saymakla bitmeyen türleri var, çok farklı ve yaprakları oldukça dekoratif, çok güzel yapraklı desenli olanlar var bu patos sarmaşığında. Evet, bakımı oldukça kolay. Her ortamda rahatlıkla yetiştirebilinir. Yani karanlık ortamda veya az ışık alan ortamlarda dahi bu bitki rahatlıkla yetiştirebilirsiniz. Yeter ki sulamaya dikkat edin. Toprak kurudukça sulamayı yapalım. Fazla sudan hoşlanmıyor bu bitki. Her ortamda yetişebilir dedik ama ışık, ne kadar fazla ışık veya güneşten filtrelenmiş bu şekilde güneşten faydalanırsa yapraklarının rengi ve deseni o kadar güzel ve gösterişli olur. Şöyle de göstereyim. Benim şöyle bu şekilde uzun bir çeliğim vardı. Bunu keserek ikiye böldüm. Evet, gördüğünüz üzere kökleri çok güzel uzadı. Şöyle. Artık bu dikime hazır. Bu kadar kök yeterli. Normalde aslında 3 santim ama 3 santimi de geçiyor bu kökler. Evet, bu şekilde artık dikime hazır patos sarmaşığını. Zaten tırmanıcı bir bitki olduğu için destek çubuklarıyla dikerseniz daha hızlı gelişecektir. Evet arkadaşlarım, bu videomda patos sarmaşığın çoğaltırken, üretim yapmak isterken kökleri ne kadar uzunlukta olmalı? Bu konuya değindim. Evet, sizde bu sarmaşık var mı? Patos sarmaşığı. Siz hangi yöntemle çoğaltıyorsunuz? Direkt toprağa da dikilebilir. Çelikleri köklendirmeden, suda köklendirerek de dikebilirsiniz. Bana yorumlar kısmına yazarsanız sizin de nasıl çoğalttığınızı memnun olurum. Büyük bir zevkle okurum açıkçası. Evet, geldik bir videonun daha sonuna. Beni destekleyerek abone olursanız sevinirim. Bildirimleri de açarsanız bir sonraki paylaşımdan haberdar olduğunuz gibi beni de böylelikle desteklemiş olursunuz. Bunu sevinirim. Yine başka bir videoda görüşmek ümidiyle takipte kalın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.